içiyordum. Sen de ister misin? Kahve. Olabilir. Ama. Evi pek değiştirmemişsin. Yani işte ufak tefek birkaç değişiklik. Oysa bazen solda olduğun da oluyordu. İşte bütün mesele bu. Biliyor musun? Otomobillerden nefret ediyorum. Ben de enginarlardan. Hatta marullardan. Tatları anlaşılsın diye üzerine limon sıkılması gereken tüm sebzeler gibi tek başına var olamazlar. Ben hiç sana böyle bakmadım ki. Ben hep senin çok kalabalık bir adam olduğunu düşünmüşümdür. Böyle sürekli arkasını toplamam gereken koca bir ordu. Demek yalnız kalacağım. Evet. Kendini yalnız hissettin ha. Evet. Ay çok sulu gördüm. Zafer'i hatırlarsın. Üç dil biliyorum. Aa, Zafer. Üç dil mi biliyor? Evet. Ama bu onun kişiliğinde zerre değişiklik yaratmamıştı. Çünkü o Türklerle de susar, İngilizlerle de susar, Fransızlarla da susar. Yani onun bu kadar dil bilmesi, her dilde susmasından öte bir şey sağlamıyor. Ben dünyada onun kadar sessiz bir adam görmedim. Ay ne sıkıcı bir hayat. Yani 7 yıldır sadece istediğim şeyi yapıyorum. İstemediğim hiçbir şey yapmıyorum. Ne kadar da kuru. Benle evlendiğimizden beri hiç tesadüf yaşamadım. Son yaşadığım tesadüf seninle tanışmamızdı. Çarpacağını mutfak dolabını diye bağırmıştın, hatırlasana. Ne yani, kafamı mutfak dolabına çarptım. Kafasını mutfak dolabına çarpan erkekler de başkodur. Hayır, ama sana dikkat ettim. Ne zaman sinirlensen böyle bağırıyorsun. Ya anlamıyorum nelere dikkat etmişsin. Bu yaptığın resmen casusluk. Masanın ayağı vurduğunda şey yapacağım masasının ayağını değil mi? Masanın ayağını şey yaptım. Umarım sizin o derneklerde seçim falan olmuyordur. Oluyor tabii. Bir sürü farklı görüşte grup var. Onlardan bir tanesinin yönetime gelmesi bekleniyor. Ya et yememeli de farklı görüş. Tabii. Mesela feminovejetaryenler var. Bunların feministlerle bir yakınlığı var mı? Sadece erkek hayvanların etlerinin yenmesi gerektiğini savunuyorlar. Yalçın Arıcı, Mehmet Isırgan ve Hayali Okuyucu. Buradalar mı? Ve yönetmenimiz Zerrin Akdeniz'di. Umarım beğendiniz. Hoş geldiniz. Tekrardan size teşekkür ederiz. Tekrardan teşekkür ederiz. Ellerine kolağına sağlık. Sağ olun. Anlatırsam. Tamamıyla bizim toplumumuzu anlatan tiplerdir bunlar. Bir kadın bir erkek oyunu. Zaten izleyen izleyici oyunu izledikten sonra bize çok beğendiklerini, kendilerinin de bir şeyler bulduklarını, onların da sahne üzerinde yaşadığımız o sahne gerçekliğini aslında kendi gerçeklerinde var olduğunu söylüyorlar. Tamamıyla seyircimizle buluşan bir oyun. O yüzden hep olumlu tepkiler aldık. Biz aslında kadın ve erkek olarak orada bir birey olarak var olmuyoruz. Biz bir temsiliz, yani nasıl diyeyim, herkesin yansımasıyız diyebilirim. O yüzden bir adımız da yok. Ben kadınım, Mehmet arkadaşım erkektir. Herhangi bir isimle hitap etmeyiz birbirimize. Çünkü herkes kendini bulacak. Günümüzde meşhur olan evlenmeler, ayrılmalar, onun ardından tekrar bir araya gelebilme ihtimalleri. Bunu irdeliyoruz aslında ve çok güzel mesajları var. Tek perdelik yaptık, bir komedi. Bir boşanmış çift üzerinden yürüyen bir oyun ama tabii bütün meselesi evli bir çiftin sorunların değil. Bunu da aşan, onları da aşan başka bir sözü ve mesajı var. O da günümüz toplumunda, modern toplumda çağdaş insanın bize eksik yanlarını gösteriyor ve aslında teknolojik gelişmeyle ilerleyen dünyamızla birlikte buna uyumsuz hale gelen modern insanın komedisini ele alıyor ve bunu eleştiriyor. Dolayısıyla oyun
Basit bir komediden çok içeriği olan, eleştirisi olan bir oyun.